Efendim Doğru Tercih başlıyor. Hoş geldiniz. Gününüz güzel geçsin, mutlu geçsin. Dün akşam bir sürprizle karşılaştık. Aslında bugün bekliyorduk sonuçları. Dün gece saat 01.15'te sonuçlar bir anda açıklandı. Tartışılıyor hani niye erken açıklandı diye. Kötü olmadı. Yani bir gün daha kazanmış olduk esasında. Gayet de güzel oldu. 23'ünde tercihler resmi süreci başlayacak. 29'unda da bitecek. O sıra süre kısa gibi gözüküyor ama işte 17'sinde açıklandı sonuçlar. 17'sinden önce hatta sınav bittikten sonra tercih süreci bence başladı. O aşamada üniversitelere dolaşıyoruz. Bölümler hakkında, meslekler hakkında bilgi alıyoruz. Biz de bu işin ehlini çağırdık. Akademisyen. Bakalım hani tercihler konusunda, üniversite seçiminde, meslekler seçiminde bize ne tavsiyelerde bulunacak? Değerli konuğumuzu dinleyeceğiz. Tam 23 yıl geçmiş Yeditepe Üniversitesi'nin kuruluşundan bu yana 1996 yılında o kadar süreçte kısa bir süre esasında 23 sene bir akademi için bir üniversite için çok kısa bir süre ama çok şey başarıldı. 45 bin mezun verildi bu kadar süre zarfında. Değerli konuğumuz Yeditepe Üniversitesi'nin çok değerli rektörü Profesör Doktor Sayın Canan Aykut Bingöl hocamız bizlerle birlikte. Şeref verdiniz. Teşekkür ayaklarınıza ederim. Sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi heyecanlı bir sürecin içine girdik. Sınavı atlattık. Şimdi artık yeni bir sınav başlıyor ama hayatta sınavlar bitmiyor. Bitmiyor. Bu da onlardan bir tanesi. Önemli bunlar ama en önemlisi çocuklarımızın kendisi. Ne dersiniz? Buyurun efendim. Evet, şimdi öğrencilerimiz sıralamalarını, puanlarını öğrendiler ve tercih yapmaları gerekiyor. Oldukça heyecanlı hem gençlerimiz için hem aileleri için bu maraton başladı. Ben bir eğitimci olarak, akademisyen olarak öğrencilerimize başarılı olmak istiyorlarsa ilgi duydukları, merak ettikleri ve sevdikleri bir konuyu seçmelerini özellikle öneriyorum. Bu konuda ailelere de şu tavsiyede bulunuyorum. Gençleri dinlesinler. Önce dinleyip ondan sonra birlikte, tabii ki birlikte karar veriyorlar ama gençlerin istediğini iyi fark etmeleri lazım. Ama orada bir durmamız gereken yer var da bazen iyi niyetle orada duramıyoruz. Yani tavsiye bazen böyle evet. Zorlamaya da orada ne dersiniz? Şimdi tabii o zorlama nereden geliyor? O öğrencilerimizin bir bölümünde de var. Bir an önce hani bu bitsin ve hayata atılalım. Hayatımızı kuralım. Aslında bence en önemli buradaki karar noktası o oluyor. Tabii üniversite aslında hayatın başlangıcı. Bir ara dönem gibi düşünülüyor ama bence başlangıcı. Bizler yüksek öğrenimde öğrencilerimize meslek edindirmeye çalışıyoruz. Ama bu meslekleri edindirirken aslında onların en çok istediğimiz şey hayatlarında başarılı olmaları. O 4-5 yılda o kadar çok şey veriyorsunuz ki eksiği kapatıyorsunuz arkadan gelen. Kendini tanımasını sağlıyorsunuz. Dil veriyorsunuz. Meslek kazandırıyorsunuz. Yani ne bileyim kültür veriyorsunuz. Yetkinlik veriyorsunuz. Veriyorsunuz değil mi? Evet. Vermeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizin ufkunu açmak en önemlisi. Onların gelecek meslekleri, gelecek yüzyıllardaki, on yıllardaki hayatları onlara tanıtmaya çalışıyoruz aslında. Onlara hazırlıyoruz. Çok öğrencilerimizin de şu an merak ettiği, işte hangi konuyu seçersek ileride daha iyi bir noktada oluruz. Esasında iyi noktadan ziyade daha rahat oluruz. Oraya da gidiyor iş. Evet, evet gençlerimize haksızlık etmeyelim. Öyle istiyorum. Ama tabii herkes daha kolay nasıl hayatımı rahat geçiririm onu kurgulamaya çalışıyor ama hangi meslek olursa olsun, hangi branş olursa olsun hiç fark etmez. Çalışmadan başarı olmuyor. Olmaz, evet. Dolayısıyla gençlerimize benim buradan bir başka önemli tavsiyem, meslek değil, onların çalışması onları başarıya ve hayata götürecek. Çok güzel, çok güzel. Evet. Disiplin, istek, istek, terlemek, ruhunu koymak. İşte onun için aslında insan merak ettiği, sevdiği bir konuda koştuğu zaman terlemiyor. Siz iyi bir hekimsiniz, iyi bir nörologsunuz.
hakemli dergilerde falan yüzlerce şeyiniz var, yazınız var. Ama gördüğüm şey, naçizane söylüyorum, disiplinlisiniz. Yani o belli oluyor. Hayatta da işte bir şeyde başarılı olabilmek için önce sebat edeceksin, disiplinli olacaksın ve mümkün olduğu kadar da hani T modeli denilen bir şey vardır ya, hem yanlamasına hem diklemesine, evet, derinlemesine, hem kendini her alanda genişleteceksin, hem de uzmanlık alanında da derinleşeceksin. Bu çok önemli. İşte aslında ben dikkat ederseniz hep meraktan bahsettim. Evet. Bunu yapan, o yatayda sizi, T'nin yatayında genişleten, aslında konulara duyduğunuz ilgi ve merak. Hı hı. Bugün ben öğrencilerimize de onu tavsiye ediyorum. Önünüze ne gelirse merak edip, bakıp onu anlamaya çalışın. Çünkü bugün sorular soran, eleştirel bakan öğrencilerimiz çok daha fark yaratıyorlar. Kesinlikle. Çünkü işte bunu tetikleyen de bu merak oluyor. Eski bir deyim vardır, cevval. Öyle olmak lazım. Evet. Şimdi hani geleceğin mesleği denir. Hep öyle bir arayışın içindeyiz. Doğru da hani dönem dönem bazı meslekler ön plana çıkıyor. Evet. Şimdi de işte robotik deniliyor, yapay zeka deniliyor, bilmem ne deniliyor. Ama geleceğin mesleği mi, meslekte gelecek mi? İkisi de, evet, bence olabilir. Şimdi tabii geleceğin meslekleri deyince biz gelişen teknoloji, kuantum bilgisayarları, mobil ağlar, bunlarla birlikte mesleklerin aslında bu yönde gelişeceğini düşünüyoruz. Ama bu bence tümüyle bu yöne kaymayacak. Evet. Çünkü şu an var olan mesleklerin %50'si aynı kalacak. Hı-hı. Ama bunları biz bu meslekler içinde de daha iyi kullanabilir hale gelmemiz, doğru, lazım. Ama bu arada benim öğrencilere önemli bir tavsiyem, tercih yapacak öğrencilere yeni açılan bölümlere dikkat etmeleri. Çünkü yeni açılan bölümler aslında bu yönde toplumun bugünkü ihtiyaçları ve geleceğe dönük ihtiyaçlarına göre açılmış konulardır. Burada yazılım vardır, bu internet, nesnelerin interneti, dijital okuma, dijital okuryazarlık, sosyal medya, e-ticaret. Bunlar aslında blok zincirler, bunlar diğer mesleklerin de içine gömülecektir. O nedenle bu yönde de bu konuları değerlendirmelerini ben özellikle tavsiye ediyorum. Evet. Şimdi bir insana hani baktığımızda iyi insandırız veya kötü insandırız. Bu genel bir değerlendirmedir esasında. Hani iyinin her şey mi iyidir, kötünün hiçbir iyi tarafı yoktur. Şimdi bir üniversiteye baktığımız zaman mesela, evet, Yeditepe'ye iyi diyoruz. Bu iyinin tanımı nedir? Yani içinde neler, evet, vardır? Şimdi iyinin tanımı yüksek öğrenimde aslında hem eğitim iyi olması lazım. Hem öğrencilerimize bu donanımları sağlamak için sosyal olanakları, kampüs hayatı, onların sosyal sorumluluk projelerdeki yeri ve öğrencilere sağlanan araştırma koşulları, onların başarıları, ve araştırma olanakları, akademik kadro, ki öğrencilerimiz artık bunları YÖK'ün sayfasında, üniversitelerin sayfasında çok kolay bulabiliyorlar. Çünkü bizim eğitimimizi geliştiren yaptığımız araştırmalardır, bilgidir. Ve öğrencilerimizi artık biz çok erken sınıflarında bile bu araştırmalarımıza katabiliyoruz. Öğrenciler kendileri kongre düzenleyip yurt dışı olsun, yurt içi olsun, sunumlarını yapıp, ki artık kendisini biliyorsunuz ifade edebilen kişiler çok önemli. Evet, dolayısıyla bu yönde de onları yetiştirip başarılarını daha eğitim sırasında görmelerini sağlıyoruz. Hani gençlerin işi zor diyoruz bundan sonraki süreçte. Çünkü mezun sayısı çok, olanaklar kısıtlı, daha da azalıyor. Ama üniversitelerin işi daha da zor esasında. Çünkü öyle bir dünyaya hazırlayacaksınız ki artık değişim her şey demektir. Evet. Değişim gerçekten bizim artık önünde duramadığımız ve çok hızlandığı bir dönem bu dönem. Dolayısıyla burada biz aslında öğrencileri daha iyi anlamamız gerekiyor. Öğrencilerle birlikte düşünmemiz gerekiyor. Çünkü onları anlamazsak, onların gözüyle bakmazsak biz burada başarılı olamayız. Peki siz şu anda hani bu tecrübenizde 17-18 yaşına geri dönseniz ve bir karar aşamasında olsanız,
Neyi nasıl araştırırsınız? Hem üniversite hem bölüm bazında. Evet. Neyi sorgularsınız? Şöyle aslında öğrencilerimizin ben tanıtım günlerine mutlaka üniversitenin tanıtım günlerine katılmalarını öneriyorum. Oradaki rehber öğretmenler, öğretim üyeleri öğrencilerimizle görüşerek, konuşarak onların daha iyi yönlenmesini sağlayabiliyorlar. Onun dışında dediğimiz gibi üniversitelerin web sitelerinde özellikle konular, konu içerikleri, ders programları, akademik kadro bunlara bakmalarını öneriyorum ki aslında çok bilinçli öğrenciler bu şekilde üniversiteleri tercih edebiliyorlar ve bu yönde kendilerini geliştirebiliyorlar. Uluslararası ilişkileri üniversitelerin çok önemli. Çünkü artık dünya vatandaşı olmak durumundalar. Yabancı dil eğitimi ve yabancı dil, farklı eğitimler, ikinci dil eğitimleri çok çok önemli. Özellikle bunları göz önünde bulundurarak bunları araştırmalarını tavsiye ediyorum. Öğrenci değişim programlarına, gerek evet. Erasmus gerekse exchange dediğimiz ve bunu muhakkak yapmaları lazım. Evet. Hem bireysel istek olacak hem de üniversite bunu teşvik edecek. Evet. Bunun yanında dediğimiz gibi araştırma olanakları üniversitelerin gerçekten çok çok önemli. Biz evet 23 yıllık bir üniversiteyiz ama araştırma olanaklarımız birçok Avrupa ve Amerika'daki üniversiteden çok daha ileridir. Ve öğrencilerimiz bizden çok daha erken yıllarda ilk girdikleri andan itibaren bize araştırmayı nasıl, kiminle yapabiliriz soruyorlar. Bu bizi çok mutlu ediyor. Çünkü bizim de onların dediğim gibi bakışına ihtiyacımız var. Doğru. Peki bu sıralamalar yapılıyor. Şu anda hani bunlar bir hayli revaçta. Gerek hani URAP, gerekse yurt dışındaki bazı evet. değerlendirmeler. Bunlar bir üniversitenin kalitesi için bir gösterge midir? Ve bunlara ne derece hani bağlı kalmakta yarar var? Şimdi bu tabii son 10 yılın giderek artan bir eğilimi. Burada sıralamalarda verilerin, üniversite verilerinin girilmesi ve onların değerlendirilmesi çok önemli. Bunu hepimiz öğreniyoruz. Dikkat ederseniz her geçen gün üniversite uluslararası sıralamalarda Türkiye'den birçok üniversite daha fazla sayıda girmeye başladı. Çünkü bunu öğrendik. Bu önemli. Bunları değerlendirmeleri önemli ama tek kriterin bu olmaması gerekiyor. Çünkü bu da sonuçta çok farklı değerlere göre yapılmış sıralamalardır. Peki işveren yahut da öğrenci mezun olduğu zaman hani diplomanın ismi, diplomada yazan etiket. Evet. İşveren açısından ve öğrenci açısından ne derecede önemlidir? Yoksa hani başka önemli noktalar mı var bakmak için? Şimdi biz aslında işverenlerle birlikte çok yakın çalışıyoruz ve onların beklentilerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Çünkü onlar öğrencilerimizi değerlendirecekler. İşverenler aslında bugün diploma evet önemli ama diplomadan çok öğrencinin kendine güveni, kendini ifade etmesi, eleştirel bakışı, bunlara bakıyor ve yaratıcılığına bakıyor. Yani bugün artık her meslekte, hangi meslek olursa olsun, ister tıp, ister eczacılık, mühendislik, sosyal bilimler, yaratıcı olmanız lazım. Farklı bir bakış getirmeniz lazım. Bu da işte üniversitede geçirdiğiniz o döneme de ne yaptıysanız ona bağlı. Ve biz Yeditepe Üniversitesi'nin gerçekten öğrencileri ve mezunlarının kendine özgüvenli, rahat, sorgulayıcı bakışı birçok aslında işveren için tercih konusu oluyor. Yani işvereni de hani üniversitenin içine sokmak lazım. Üniversitede sektörde olması tabii. gerekiyor. Tabii. Çocuğun da okurken belki hazırlıkta değil de, belki birinci sınıfta değil de, ikinci sınıftan itibaren branşı neyse onunla tabii. ilgili sektöre adım atmasını sağlamak lazım. Hem öyle hem de aslında toplumu yakından tanıması lazım. Hı hı. Dolayısıyla bu toplum nasıl yakından tanınır? Bu sivil toplum örgütleri gibi örgütlerin ya da sivil topluma dönük araştırmaların yapılmasıyla sağlanır. Biz öğrencilerimizi bu yönde de çok destekliyoruz maddi manevi.
ve ben çok gurur duyuyorum. Çok önemli imzalar atıyorlar. Birçok ülkemizin birçok noktasına gidip orada öğrencilere katkı sağlıyorlar. Kendi çevremizde oturduğumuz alanda öğrencilere destek sağlıyorlar. Böylelikle aslında biz öğrenciyi hayatında hiç karşılaşmadığı noktalarda da evet, topluma kazandırmış oluyoruz. Üniversite hayatı gerek iş hayatının gerekse genel hayatın küçük bir simülasyonu. İşte oradaki o simülasyonu ciddiye alıp o ödevleri iyi yapmak gerekiyor ki sonra gerçek hayata, iki gerçek hayata atıldığınızda daha kolay yol alabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ayaklarınıza ben teşekkür ediyorum. Evet, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar birlikte olmak ümidiyle esen kalın efendim.